Merhaba kaptanlar. World of Warships uçak gemileri derslerimizin ikincisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Saygın, XK. Öncelikle hepinize burada benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. CV101 isimli ilk videomuzu izlemediyseniz konuya başlangıç amacıyla izlemenizi tavsiye ederim. Bağlantısını aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. CV101'in önemini kısaca şöyle anlatmak gerekirse, her öğretinin, her eylemin, her işin üzerine oturacağı bir temel vardır. Sanıyorum ki çoğumuz, belki de hepimiz pizza severiz. Saatlerce burada oturup tartışabiliriz sizle, konuşabiliriz pizza nasıl olur diye. Az malzemeli, çok malzemeli. Ama kimse çıkıp da hamursuz pizza güzel olur diyemez. Çünkü pizza dediğiniz şey zaten yolculuğuna bir hamur ile başlar. Biz de CV101 videomuzda pizzanın hamurunun ana malzemeleri olan un, su, tuz gibi bir uçak gemisi kaptanının sahip olması gereken 3 temel yetenekten bahsettik. Bunlar doğru hedef seçimi, harita ve oyunu okuma ve uçaklarını koruma. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün artık ufak tefek pizzanın üzerindeki malzemelere geçeceğiz. Lezzeti ve kaliteyi arttıran, renk ve koku veren, karnımızı doyurmaktan daha fazlasını yapan, kendimizden ziyade artık etrafımızdakileri de memnun eden, doyuran, takım arkadaşlarımızın biz onların takımında olduğumuz için memnun olacağı bir oyun tarzına, bir oyuncu tarzına evrilmemiz için gerekli olan detaylardan başlayacağız. Bugün sizlere ilk olarak uçak gemisi oynamayanların özellikle çok yanlış bilgilere ve beklentilere sahip olduğu avcı uçaklarından bahsedeceğim. Kaptanlar, çoğunuzun bildiği gibi avcı uçakları oyun içerisinde CV'ler başta olmak üzere pek çok farklı yüzey gemisinde bulunan bir consumable, yani cam basma, hidro, radar gibi bir sarf malzemesi. CV101'de de bahsettiğim gibi aslında bakacak olursanız oyun mekanikleri içerisinde yüzey gemileri tarafından doğru kullanıldığında CV'ye karşı en büyük tehdit açık ara avcı uçaklarından gelmektedir. Avcı uçakları temel olarak bir sarf malzemesi olduğu için aynı şekilde tek tuşa basılarak kullanılan, yüzey gemilerinden CV dahil fırlatılarak belirli bir süre geminin etrafında dönen, uçak gemilerinin filoları tarafından çağrıldığında da çağrıldıkları noktaya gelerek belirli bir çap içerisinde yine belirli bir süre devriye gezip saldıracak bir hedef bulamazlar veya saldırılarını tamamlar veya düşürülmezler ise bu süre sonunda geri dönen belirli sayıda havadan havaya saldırı uçağından oluşan bir filodur. Avcı uçaklarını gerek CV filolarında, CV hava filolarında gerek ise yüzey gemilerinde kullanılırken veya avcı uçaklarının olduğu bölgede bir saldırı yaparken avcı uçaklarının mekaniklerini bilmek hayati önem taşır. Öncelikle neden avcı uçakları bizim uçaklarımıza karşı en büyük tehdit? Çünkü mekanik olarak avcı uçakları çok çok kısa bir sürede çok yüksek hasar vermek üzerine programlı. Aslında temel mantıkları havadaki avcı uçağı filosunda bulunan toplam uçak sayısı kadar düşman uçağını düşürmek üzerine. Yani özetle 3 avcı uçağından oluşan bir filo bir gemiden fırlatıldığında eğer düşman uçak filosu yakalanabilirse toplam 3 adet düşman uçağını düşürecekler demektir. Siz 9 uçaklık bir filo ile avcıların devriye bölgesine girer ve avcıların tetiklenmesi için belirli bir süre geçtikten sonra hala oradaysanız sizin bu 3 uçağınız düşecek, 6 tane uçağınıza hiç dokunulmayacaktır. Avcı uçakları tetiklendikten sonra kendi filonuzu kısmen korumak veya saldırılarınızı bitirmek için bazı yöntemler var. Ancak bu ileri detaylara daha sonra değineceğim. Şimdi bu tetiklenmeden bahsedecek olursak da, mekaniklerinin bir parçası olarak avcı uçakları çağrıldıktan belli bir süre sonra saldırıya hazır hale gelirler. Buna ek olarak da saldırıya hazır hale geldiklerinden sonra kendi devriye bölgelerinde bir uçak filosunun yaklaşık 5 saniye kadar geçirmesi gerekir. Biz buna avcı uçaklarının tetiklenmesi diyoruz. Buradan da anlayabileceğiniz gibi düşman uçakları sizin veya bir takım arkadaşınızın hava sahası içerisine girdiğinde avcı uçaklarını kaldırmak için artık çok geç kalmış durumdasınızdır. Sizin avcı uçaklarınız gemiden veya hava filonuzdan çağrıldıktan sonra saldırı konumuna gelene ve saldırı konumuna geldikten sonra da tetiklenmeler için gerekli sürenin geçmesine kadar düşman uçak gemisi kendi atağını tamamlayıp alandan çıkabilir. Bu sebeple eğer yüzey gemisindeyseniz düşman uçaklarının size doğru geleceğini hissettiğiniz
bu ihtimali gördüğünüz ilk anda avcı uçaklarını fırlatmanız gerekmektedir. Aynı şekilde oyun içerisinde bir takım arkadaşınızı avcı uçaklarıyla korumak istiyorsanız, avcı uçaklarının belirli bir alanda sabit kaldığını, dolayısıyla takım arkadaşınızın hareket şekline ve hareket yönüne göre o avcı uçağını bırakmanız gerektiğini ve yine bu hazırlanma ve tetiklenme sürelerini de göz önüne almanız gerektiğini lütfen unutmayınız. Unutmayınız ki avcı uçakları sizi korumak için düşman uçaklarını da düşürmek zorunda değildir. CV'nin size gelmekten vazgeçmesi bile sizi bu saldırıdan korumuş olacaktır. Artık özel olarak bir CV kaptanının kendi uçaklarını nasıl kullanacağına ve düşman avcı uçaklarına nasıl tepki verdiğine gelebiliriz. Öncelikle kaptanlar, yukarıda takım arkadaşlarımızı avcı uçaklarıyla korumaktan bahsettim ancak bu avcı uçaklarınızı kullanma yöntemlerinizden sonuncusu aslında en önemsizidir. Az sonra anlayacaksınız ki avcı uçaklarına karşı saldırı yapmak aslında çok kolay. O sebeple sizden bunları bilmeyen yüzey gemisi kaptanları yeri gelecek maç boyunca sürekli avcı uçağı isteyecekler. Haritanın size en uzak köşesine gitmenizi talep edecek, bunun sizin göreviniz olduğundan bahsedecek, size sayacak, sövecek, küfür edecek bir maçla ilgilenmek yerine oturup chatten sizinle kavga etme noktasına gelebileceklerdir. Öncelikle şunu kabul ederek başlayayım beyler. Uçak gemilerinin takım arkadaşlarını korumak gibi bir yükümlülüğü, görevi yoktur. Ve yüzey gemisi kaptanları da bunu asla anlamayacaklardır. Size asla arkadaşlarınızı korumak için avcı bırakmayın demiyorum. Ama özellikle oyunun sonlarına doğru CV filoları kısalmaya yani içindeki uçak sayıları azalmaya başlamışken, eğer saldırı güzergahınızın üzerinde bir arkadaşınız tehdit altında ise onun üzerinden geçerken avcı filosu bırakabilirsiniz. Ya da bizim yayınları takip ediyorsanız, kendi filo arkadaşlarınız ciddi ve anlık tehdit altındayken, hayatta kalmak için, cap yapmak için, cam basmak için bir 15-20 saniyeye ihtiyaç duyarken, onlara o süreliğine uçak gemisini ondan uzak tutacak bir avcı bırakabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem, asla yolunuzu değiştirip kıymetli vaktinizi tam gaz hareket ettiği için altında 20 saniyeden fazla duramayacak bir zırhların tepesine avcı bırakmak için harcamayınız. Avcılar sizin için çok çok daha verimli ve kıymetli kullanım yöntemleri olan uçaklardır. Peki, en temel iki tanesine gelelim. Nedir bunlar? Gözlem ve düşman avcılarını sıfırlama. Gözlem dediğimiz şey adı üzerinde düşman gemilerini özellikle zırhlıları uçaklarımıza bir zarar gelmeyecek belirli bir mesafeden avcı filosunun süresi boyunca açıkta tutmak demektir. Bu sayede uzun menzil sahibi takım arkadaşlarımız bu gemilere daha onlar menzile girmeden saldırı yapabilir, daha maç başında ciddi hasarlar verebilir veya oyunun ilerleyen dakikalarında canı çok az kalmış ve kaçmaya çalışan bir başka düşmanı belirli bir süre göstererek onun yeniden can doldurmadan yok edilmesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde maçın başında yapılacak olan bu gözlemlerle de rakip takımın hareket tarzını ve yaklaşık olarak planını, kimin nereye hareket ettiğini çok rahat çözebilirsiniz. Kullanım çok kolaydır arkadaşlar. Genellikle zırhlılar veya uzak mesafeden görülebilen ağır kruvazörler için kullanılmasında mantık vardır. Çünkü bu tarz gemilerin görünürlüğü hava savunmalarından daha yüksek olduğu için temel mantık olarak size hava savunmasıyla ateş edemeyecek mesafelerde spotladığınız gemileri spotladıktan 1-2 saniye sonra avcı uçağını bırakırsanız bu gemiler ya sizin avcı uçaklarınıza yaklaşmak zorunda kalacaktır ya da 1 dakika boyunca spotlanarak sizin takım arkadaşlarınıza hedef olacaklardır. Avcıların bu şekilde görünümünün kullanılmasının görünmeyen başka bir faydası ise bıraktığınız noktaya göre özellikle maç başlarında keplere yaklaşan destroyerlerin spotlanmasına veya spotlanmamak için rota değiştirerek vakit kaybetmelerine yol açar. Ancak avcı uçaklarının gözlem amacıyla kullanılmasının daha önemli bir diğer yolu ise çok özel olarak destroyerlere karşı kullanılmalarıdır. Destroyerler daha önce de belirttiğim gibi bir CV kaptanının ilk hedefi olmalıdır. CV kaptanının akşam yemeğinin çorbası
iftarının hurması olmak zorundadırlar. Bir maçı kazanmanın yolu destroyer cesetlerinin üzerinden yükselir. Destroyerlere karşı en büyük tehdit de tüm uçak gemisi milletleri için roket uçakları olarak sayılmaktadır. Bu konuda Amerikan uçaklarının patlayıcı bomba atan uçak filolarının detaylarına daha sonra değineceğim. Ancak roket uçakları, mekanik olarak oyundaki en hızlı saldırı uçakları olduklarından, özellikle görünürlüğü düşük destroyerleri tespit ettikleri anda doğru hedef almak için yeterli vakit ve mesafeleri kalmamış olabilir. Şu anda da aslında örneğini görmüş olduğunuz gibi ben doğru hedef alabilmek için vaktim olmadığından tam üzerine bir avcı filosu bırakarak normal şartlarda kendisini görüntüden kaybedecek kadar uzaklaşıp doğru bir şekilde hedef almaya çalışıyorum. O bıraktığım avcı uçakları olmasa ben bu doğru hedef almaya çalışırken yine onu görüntüden kaybedeceğim ve belki de beni yine kötü bir hedef almaya doğru itecekti. Bu nedenle avcı uçaklarınızı özellikle oyunun en başında ve en sonunda destroyerler için saklamanızı tavsiye ederim. Avcı uçaklarının bir diğer kullanımı ise sizin yolunuza, cap alanına veya düşman destroyerlerin üzerine bırakılmış avcıları sıfırlama amacıyla çağırmaktır. Avcı uçaklarının mekaniğini hatırlarsak, avcı uçakları kendi filolarındaki uçak sayısı kadar uçak düşürdükten sonra haritadan kaybolurlar demiştik. Burada hatırlatmam gereken çok ufak bir detay var, daha önce söylemediğim. Avcı uçaklarının tetiklenmesi için etki alanlarının içerisinde geçirilmesi gereken yaklaşık 5 saniye kadar bir süreden bahsetmiştik. Bu süre kesintisiz olmak zorunda değildir. Bir başka deyişle avcı uçakları bu süreyi kümülatif olarak, kesintili olarak da hesaplayabilirler. Yani siz avcı uçaklarının etki alanına girer ve çıkarsanız o girdiğiniz süre bir sonraki girişinizdeki bu 5 saniyeden düşülecektir. Siz yolunuzda bulunan düşman avcılarının etki alanının kenarından keskin bir dönüş yaparak veya etki alanına kısa bir süre girip çıkarak kendi avcılarınızı bırakırsanız, bu iki avcı takımının etki alanları kesişen iki daire gibi birbirlerinin üzerinden geçecektir. Ve her iki avcı grubu da bu hareketleri sırasında diğerinin etki alanında belirli bir süreler geçireceği için sonunda biri veya diğeri veya her ikisi de tetiklenerek birbirlerine saldıracaklar ve kimin kaybettiğinden veya kazandığından bağımsız olarak her iki avcı grubu da haritayı terk edecektir. Böylelikle yolunuzda bulunan veya düşman destroyerini koruyan bir avcı grubunun haritadan gitmesi için gerekli olan 1 dakikayı beklemek yerine yaklaşık 15-20 saniye içerisinde düşman avcılarından kurtulabileceksiniz. Kaptanlar, avcı uçaklarının savunma ve saldırı ile ilgili aslında pek çok daha ince detayı var. Çok basit bir sarf malzeme gibi gözükseler de, dost gemileri korumakta çok etkisizmiş gibi gözükseler de, CV oyun planı ve taktiğinin çok önemli bir parçasıdır ve doğru kullanabilmek sizi karşınızdaki CV kaptanından ayıran ince detay olabilir. Avcılara karşı düzgün önlem alabilmek ise oyunun sonuna yeteri kadar uçak veya tamamen uçaksız girmeniz arasındaki farkı yaratabilir. En son olarak ise sayısız CV kaptanında gördüğüm bir hatayı düzeltmek istiyorum. Ağır hava savunması olan bir alanda bir saldırı yapacakları sırada pek çok kaptanın saldırı alanına girer girmez bir avcı grubu bırakarak bu avcı grubunun bir miktar hava savunma hasarını kendi üzerine çekeceğine ve kendilerini koruyacağına inandığını görüyorum. Aslında bu oyuncuların yaptıkları tek şey düşman gemilerine bir miktar daha uçak hediye etmekten başka bir şey değil. Arkadaşlar, oyunun hava savunma mekanikleri uzak, orta ve yakın mesafe hava savunma alanları olarak 3 parça. Bu alanların içerisinde de verdikleri hasar flak ve sürekli hasar olarak 2 çeşit. Flaklerden ilk videoda bahsetmiştik. Hani şu uzak ve orta mesafe hava savunma alanlarında patlayan kara bulutlar diye. Bunun dışında tüm hava savunma alanlarını bir asit havuzu içerisindeki farklı derinlikteki basamaklar gibi düşünebiliriz. İçine adım attığınız anda yukarı doğru değdikleri en son noktaya kadar sürekli bir hasar verirler ve siz düşman gemiye yaklaştıkça giderek derinleşir. Yani özetle sizin uçaklarınıza her saniye giderek daha yaklaştıkça artan şekilde sabit bir hasar verirler.
Oyun hava savunma mekaniklerine göre bu hasar, hava savunma sahası içerisinde bulunan uçak filosundaki en son uçağa verilir. Ta ki uçak düşüp sonrakine geçene kadar. Yanlış olan inanış, hava savunma sahası içerisinde ikinci bir filo bulunuyorsa, bu hasarın iki filoya bölüneceği yönündedir. Oysa ki hava savunma sahası içerisinde bulunan her bir filonun en sonundaki uçak aynı anda hava sahasının verebileceği maksimum hasar alacaktır. O yüzden lütfen zaten sınırlı sayıda olan avcılarınızı gereksiz yere düşmana hediye etmeyiniz. Bu videoda avcı uçaklarının genel kullanımlarından, en önemli katkılarından ve kullanım tekniklerinden bahsetmeye çalıştım. İlerleyen zamanlarda gerek daha özel detay videolarda gerek incelemelerde an an olay olay sizlerle bu detayları paylaşmaya devam edeceğim. Bugün benimle bu videoda buluştuğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeniden görüşene kadar hepiniz hoşça kalın.